Peki ben şöyle hızlıca aktarayım. Şimdi birazdan bakacağız aslında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Akçay'ın da bir ifadesi var. Yani şu anda 2024 yılında yaşanan enflasyon gördüğümüz enflasyon değil de gelecek beklentisindeki enflasyon üzerinden artık hareket etmemiz lazım deniyor. Bu ne demek? Ayrıntısıyla bunu da konuşacağız. Yani 2005, 25 yılı için enflasyon yüzde kaç öngörülüyor ve asgari ücret buna göre mi belirlenecek? O zaman bu formüllerden hangisine daha yakın olacağız? Bunu konuşalım ama gördüğünüz gibi yüzde 21 ee, zam söz konusu olursa asgari ücrete Türk lirası olarak karşılığı 20.572 lira olacak efendim. Yüzde 25 zam söz konusu olursa 20.252 liraya yükselecek. Yüzde 30 zam söz konusu olursa 22.102 lira olacak asgari ücret. Yüzde 40 la 23.802 liraya çıkacak. %44 olursa 24.483, %50 olursa 25.503 lira olacak. Şimdi izleyicilerimizin bu rakamlarla ilgili ne düşündüğünü ben merak ediyorum. Mustafa Bey'e döneceğim hemen efendim. Şimdi ama şunu da hatırlatayım. Az önce ifade ettiğimiz gibi Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcısı şöyle diyor ki bu sözleri de gündem oldu. Ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesi gerektiğini ifade ederek bu enflasyon için olumlu ileriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda konjonktüründe uygun olduğu kanaatindeyim. Yani 2025 öngörülerine göre bir zam oranı çıkabilir Geçmişin mi? Geçmişin kaybını Ama ne yapacaklar? kaybı ne olacak? E, diyor. Ben şuraya bir itirazım var. Siz Nereye? %50'de kestiniz onu. Niye kestiniz? Daha fazla olamaz Özgü, mı? Özgür, Özgür Sayın Genel Başkan'ın <laughs> 30 bini yok o. Yani şöyle. <laughs> burada bir itiraz mı <laughs> var? Gönül ister ki daha fazla Bak, olsun. Ben size bir şey söyleyeyim ama... mi? Şu anda bana mesajlar geliyor. O, o kadar ona? mı bize? Bunu daha yani üstü yok yani. mu? Üstü yani ben de hemen, hemen izleyicilerimizi, İzleyicilerimize, izleyicilerimize yani. onu izah edeyim. Efendim konuşulan senaryolar. Hayır biz senaryo 30, 30 konuşuyoruz. Bir sürpriz konuşuyoruz? olur da %60 olursa hepimiz aynı seyir. Biz konuşuyoruz. %50 bile senaryoda dahil değil. %30 bin lirayı da konuşuyoruz. %100, %34 bin konuşuyoruz. Eğer bakın bu senaryo ülkenin şu andaki... Ee, eski yani. sisteme göre ana muhalefet partisi. Yeni duruma göre birinci partisi eğer 30 bin lira bir asgari ücret öngörüyor ve diğer yine mecliste grubu bulunan siyasi partiler 30-32 bir rakamlar telaffuz ediyorsa şurada bunu 25'te kesmeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Yeni Bilmiyorum, durum yeni durum artık. konusu biraz ilginç <laughs> tabii yani. Efendim? Yerel seçimlerde Bey, birinci parti, parti olmak ülkenin yönetiminde bağlı? söz sahibi olduğu anlamına gelir meclis, mi? Meclis, ee, Yumurta küfesinin sırtınızda anlamına da gelmez. Aynı muhalefet reaksiyonuyla hareket ettiğiniz bir kere Evet, ama doğru Genel işte. seçimi doğrudan yansıtır Şimdi TV100 fazla senaryoyu artırmış Çünkü %30'dan fazlası konuşulmuyor Yani kır ama, 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 ya. ama mümkün değil Aşak hanım senaryo, mümkün değil. senaryoyu Senaryoyu 100 yani. bin liraya ya %30, Yazsanız ne olacak Yani, şimdi yani %30 bunlar peki gerçekçi söylemler Bakın iktisat teorileri açısından da Bakmak lazım bir de Asgari ücret ne demek ona bakmak lazım Bir kere asgari ücret bir tarife değil Bir ücret tarifesi değil bir kere bunu bir kenara koyalım. Çünkü burada iş gücüne göre, niteliğine göre eğitim durumu, efendim iş başarı durumu, bugün işçi statüsünde çalışıp da efendim bir teknikerin aldığıyla işe yeni başlayan arasındaki farklılıklar oluştuğu için bunu bir tarifi olarak yorumlamak bence gerçeklerden biraz uzaklaşmak olarak değerlendirilebilir. Aslında. Burada konuşmamız gereken bir mesele var. O mesele şu gerçekleşen enflasyona göre mi insanların ücretlendirilmesi lazım? İkincisi de öngörülene göre mi? Aslında bu akşam bunları konuşsak çok daha bence rasyonel olur diye düşünüyorum. Şimdi burada baktığımız zaman 2024 yılı içerisinde tabii ki asgari ücret en son 1 Ocak'ta e, değerlendirildi. Ondan sonra e, geçen zaman içerisinde tabii ki e, geçen zaman içerisinde alınan ücretler e, azaldı. Doğru. Çalışanlar açısından baktığımız zaman gerçekten çok haklılar. Emekliler açısından baktığımız zaman haklılar. Ama bunu Efendim bir e, iktidarın e, elinde olan bir e, şey olarak da görmek, araç olarak da görmek son derece yanlıştır. İktisat açısından yanlıştır. Çünkü, pardon, o, o, göre, ama Merkez Bankası fiyat istikrarını orada yakalıyor. O orta evet. vadeli programa göre, orta vadeli programa göre, çünkü kamuda da işçi işte çalışıyor. Şimdi orta vadeli evet. e, programa göre o e, bir anket yani açıklanan e, Merkez Bankası, ee, tabii ki bunları e, detaylandırmak durumundadır. Ama şöyle bir gerçek var ki Başak Hanım şunu hiç e, nedense hiç konuşmuyoruz. Şimdi orta vadeli programda öngörülen enflasyon e, e, oranını 4 puan yukarı çıkardı hükümet. Şimdi 41 hüküm değil mi? 41. 45. Buçuk. Şimdi, evet. E, çıkardı. 38-42 aralığındaydı e, evet. Tabii, tabii. Şimdi bunu çıkardı. E, şimdi demek ki öngörüde bile yani bu anketlerde bile enflasyonun biraz daha beklenen orta vadeli ekonomik programın üzerinde gerçekleşeceği gözüküyor. Bir de e, bir açıdan daha bakmak istiyorum. Ondan sonra derli toplu ne yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz girdi maliyetleri ihracatımız var. yani 270 milyar dolarlık bir ihracat portföyüne sahip bir ülkeyiz. bunu 300 milyar dolara çıkarılması için de gayret ediyoruz. Ama dünya sadece ülkemizdeki eendim iş verimliliği, asgari ücret, Efendim maliyet esasına göre şekillenmiyor. Dünyada da bir piyasa denen bir mesele var. Şimdi burada bir fabrikada örnek veriyorum yuvarlak olarak bin kişilik bir fabrikada asgari ücretin iki katına çıkmış olması demek e, SGK primlerin yani sosyal güvenlik primlerinin de yükselmesi anlamına gelir. Şimdi bunları e, girdi maliyetleriyle endekslediğimiz zaman enflasyonu yüzde 44 olarak kabul edersek öngörülen olarak kabul edersek dünya pazarlarında e, iş gücü açısından maliyetler yüksek olduğu için bir pazar payında daralma oluyor. Şimdi bunları hükümet şimdi hükümet yönetmek kumda parkta oynamaya benzemez. Biraz daha dikkatli efendim. Tabii çok aslında parametre parametre var ve var. Bir, bir, bir denge tutturulma çabası var. denge tutturulması. İzleyicimizin az önce söylediği eğer gelecek endeksli yani 2025'te e, öngörülenlere göre bir zam yapılacaksa benim 2000 e, yani 2024'te zaten Ocak'tan beri zamlanmadı. Hiçbir şeyin fiyatı da bizim evet. e, aldığımız ücretler zamlanmasa da yerinde durmadı diyor. vatandaşın alım gücü, şey vatandaşın gücü diyor. bu noktada çok son, erir yani son, son derece olursa. haklı vatandaşımız e, ama şimdi e, bura, burada şu açıklığı getirmek lazım enflasyon evet yüksek e, piyasadaki efendim e, alınan asgari ücretin yılda bir kez artmış olması da bir eksi kayıp getirdi bu da çok doğru ama bizim aslında yapmamız gereken nedir? Bir kere temmuz ayından bugüne kadar ki enflasyonu verilen yani yılbaşında verilen paydan düşerek bir fark geliştirmek lazım. Öngörülen yani %34 öngörülüyor yani 2025 yılının sonuna kadar %34'e düşeceği veriyor. Bu farkında onun üzerine eklenmesi gerekir. Yani asgari ücretin şuradaki... Senaryolara bakalım tekrar arkadaşlar. Tabii benim yani değerlendirmeme göre yani benim kafamdaki iktisat mantığına göre burada %40 yani 23.800 ile 24.000 aralığında olmalı. %40 ya da 44 diyorsunuz neden, bu aralıkta. Neden diyorum? Bunu da bir temel mantığa dayandırıyorum. Diyorum ki eğer %34 enflasyon e, e, öngörülüyor ise beklenti, beklenti öngörülüyor ise şimdi burada e, kayıp olan yani temmuz ayından bugüne kadar kayıp olan buna 6 puan daha eklersek aşağı yukarı 40 puan yapar. 40 olur 42 olur ama 24 bin civarında 23 bin 800 24 bin civarında artış iş ve işçi arasındaki e, şeyi de efendim e, uzlaşmayı da ee, bir, bir anlamda kolay e, Tabi çalışma barışı açısından daha rasyonel bir e, temel oluşturur diye düşünüyorum. Peki. Buna ilave olarak bir cümle daha söyleyeyim. E, bugün Sayın Kalaycı, yani MHP Konya milletvekilinin <laughs> ve Sayın Karakayan'ın açıklamaları var burada. Yani büyük şehirlerde özellikle oturanlar için bir takım desteklerin, yani <laughs> ulaşım çok... ve barınma. Barınma kirayı evet, kapsıyor. Ulaşım ve barınma konusunun da dikkate alınmasını ve eklenmesi konusunda e, hem mecliste e, komisyonlardaki sunumlarda oldu hem de bugün açıklamalarında oldu. E, dikkate alınacağını da ben Bu düşünüyorum. Bu büyük şehirler için vurgulanan büyük bir noktaydı. Şimdi evet. Bir izleyicimiz de eksten. Evet. E, 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 Sayın Ali Aksu, sağ olsun e, programımızı beğenerek izlediğini ifade edip 30 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının da şimdi emeklilerin durumunu da konuşacağız tabii. O ayrı, e, o ayrı bir. E, bir e, şey. o, asgari ücretle eşitlenmesini istiyoruz diyor. İstanbul'da Bilmiyorum. en düşük ev kirası 15 bin lira. Biz ne yapacağız, Doğru. nasıl 15 yaşayacağız? 15 bin lira iyi. Şimdi 15 bin lira. Hı. Ocaktan e sonra. Ocak şimdi 15 bin lira. Doğru. Ocaktan sonra daha da artacak. En az kira 25 bin lira olacak İstanbul'da. En az kira. Bir husus daha var Başak Hanım. Onu da belirtmek lazım. Yani kendi Yani asgari diyorum. ücrete beklenti enflasyonu üzerinden bir zam verilecekse burada memurlara da benzer şekilde bir muamele yapılması lazım. Yani memura geçmiş enflasyon üzerinden yapıp geçtiğimiz yılın enflasyonunun farkını yansıtıp asgari ücret diye beklenti enflasyonunu yansıtırsak da burada bir evet. standartsızlık evet. olur. Haftasızlık evet. Yani. Memura da mı seyir. böyle yapalım evet. diyorsunuz? Bakın cümlem çok... Açık, yok ya yani memura da anlaşılır. aynı oranda olmasa ben da memura da bir zam olabilecek yapılsın en çok yüksek doğru. maaşın yapılmasından doğru. yanayım. Evet. Gerekirse 50 bin lira olsun. Ama söylediğiniz Asgari onu ifade ettiği maksat şudur. Asgari ücret en alt birimi belirtir. Yeni üzerinde üzerinde daha fazla işçinin kapasitesine göre, kabiliyetine göre, işletmeye katkısına göre bu yukarı doğru çıkar zaten. Reel sektör bunu zaten fiyatlar. Benim demek istediğim şey şu. Devlet kasasından bir para çıkmadan çıkmayacak asgari ücrette çıkmayacağı evet. belirleme noktasında beklenti enflasyonunu puanlıyorsa kasasından para çıkacak memurlar konusunda bir standartsızlık yapmasın. İkisinde aynı tutsun. Evet onu ben eşitlemesi lazım. Doğru, doğru. alma gücünün muhafaza edildiği hatta bir miktar artırıldığı daha da fazla artırıldığı bir modelin tercih edilmesinden yanayım şahsen. Peki. Ama, bu Ama burada bu konuyla ilgili burada ben iş de tabii, tabii sizin Burada iş dünyası var. Burada iş dünyası bence birazcık elini cebine ...götürmekte direniyor. 22 bin lira... ...bir kere asgari ücretin 22 bin lira olması... ...ki 22 bin bile istemiyorlar, onlar... 20, ...20 bin lira olsun istiyorlar. Yani 20 bin lirayla bir işçi çalıştırmak... ...vicdansızlık. Yani iş dünyası burada... Yani ...kazanıyor, kazanmıyor değil. Türkiye'de ben... ...iş dünyasıyla röportajlar yapıyorum... ...Oda TV'de. Takipte ediyordur. Arkadaşlar da görüyordur. Patronlar i̇ş, katı. Evet, patronlarla röportajlar yapıyorum. Ve herkes... Gayet memnun. İhlanci yani Şimdi ihale açık boyutun olduğunu hatırlatalım ama. Tamam. Var ama kazanıyor yani. Kazanmıyor değiller. Kazanıyor. üretim yani. boyutunda. Hayır, sadece ekonomiden memnun değiller. değiller. Kazanıyorlar. Biz kazanıyoruz diyorlar. Şimdi kazanıyorsa elin cebine atacak kusura bakmasın. Hem de çok Kesinlikle. kazanıyorlar. Peki e, sizin evet. sizin beklentinizle işte olması, olması gereken. O ayrı, o ayrı. Be beklentiden ben daha Ben yapıyorum sadece. Beklentiden daha çok yöntemle ilgili itirazlarım var evet. benim. Birincisi Asgari ücret devletin sorunudur. Anayasanın 55. maddesine göre ücret de asgari ücret de devletin sorunudur. Kendi çalıştırdıklarının dışında da devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Şimdi burada devleti yakından ilgilendiriyor. Parayı ödeyen ödemeyen meselesi değil bu tabii ki. Ben ilgilendirmeyi ee, ödemedim. E, yani e, yanlış anlaşılmasın, y, y, yanlış anlaşılmasın yani. diye söylüyorum zaten. Devletin kasasından çıkmaması, yani yüksek olması tabii, tabii. Şimdi gelirini bir de hatayı, ama mevzuu hatayı iki yerde yapıyoruz. Bir yöntem, tartışma yöntemi itibariyle asgari ücreti belirleyecek bir asgari ücret tespit komisyonu var. Ona hiç saygılı davranılmıyor ve o komisyon şu evet. anda bana göre kadükleştirilmiş vaziyette, anlamsızlaştırılmış vaziyette. Neden bunu söylüyorum? Birileri zan altında kalsın ya da ekonomiyle ilgili görüşlerini kimse hiçbir yerde dile getirmesini anlamında söylemiyorum ama yetki gaspı yaşanıyor bu konuyla alakalı. Bundan bir buçuk ay önceydi sanıyorum, Eylül ayında galiba. New York'ta e, Sayın Merkez Bankası Başkanımız, e, para piyasalarını oluşturan e, fonların ve e, bankaların temsilcileriyle yapmış olduğu toplantıda, Türkiye'de an, asgari ücret e, artışının en fazla %25 olacağını taahhüt haline, fiili taahhüt haline getirerek para ile ilgili maliyetleri konuşur, hale soktu bu işi. Doğal olarak bu saatten sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacak olduğu bütün çalışmalar zan altına girdi. Yani 25-30 olsa Tayyip Bey'in kıyağı olacak. 35 olsa bilmem ne olacak. Bu konular böyle konuşulacak. Halbuki bu böyle konuşulmaz. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hukuki kimliğine saygı duyarak konuşulması gereken bir olaydır. Ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun artık e tanımlanmış halinin çok işlevli olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, e, nihayetinde de raconu en son Tayyip Bey kesiyor bu işlerde. Her ne kadar Heh. iş dünyasını ve şeyi e, ilgilendirse de. E, burada ama asıl mesele sorumluluğu şu. sorumluluğu da var yani bu tabii, konuda. A, var ama işte anayasa bir anayasal gittiniz gittiniz ya, kurum bu hale düşmemeli. Devletin başkanı yani. olduğu tabii, için. Tabii hayır o, o komisyon var. var. Üzerinde etkisi hayır var 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 var. Yok değil. Bütün ekonomiyi ilgilendiren evet. konular bunlar. Bununla ilgili bir itirazım zaten buralarda yok. Üstüne koyarak zaten konuşulma meselesini. Ben benim benim düşündüğüm bu konuyla ilgili çok farklı. Türkiye'nin bu şeyden çıkması gerekiyor. Kanuni tanımlar koyması gerekiyor. Eski. Asgari ücretle ilgili Hı? net kanuni tanımlar koyulması var ama, gerekiyor. Var. 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 Yok bunlar var. net değil işte işte Yine 25 mi, ama 25 mi 35 mi konuşuyoruz. Şimdi bir dönemde kalkıyorsunuz geçmiş enflasyonu, bir sonraki orta vadeli planınıza diyorsunuz ki gelecekteki enflasyonu. Onu bu, belirttim Bu ben orta vadeli. Yani bu kripten biraz konuşmamız lazım. Tabii tabii. Yani. Size şey. Bana göre geçmiş evet. enflasyonu bir defa esas almak zorundasınız. Burada enflasyon Tabii gerçekleşeni almadığınız zaman da bunun anlamı yok. Şimdi bakın, burada ortalama %50 civarında gerçekleşen enflasyon var TÜİK verilerine göre. Diyelim ki değil mi? Öyle diyelim. Geçen yılın yılbaşı itibariyle 17 bin lira verilmiş olan bir şey zaten bu yıl başında 25 bin lira. Yılın sonuna kadar eriyecek, doğal olarak eriyecek <laughs> ve karşılığında sürekli de açlık sınırının altına düşecek ilk 2-3 ilk aydan sonra. Böyle bir şeyi sosyal devlette yaşayan vatandaşınıza reva görme hakkınız yok bir defa. O yüzden gerçekleşecek enflasyon tanımı sıkıntılı bir tanımdır, doğru bir tanım değildir. Bu orta vadeli planda yalnız sadece bu yok. Esnek çalışma var mesela, güvencesiz çalışma var, sosyal güvenliğe kamu katkısının sınırlanması var işte hedef enflasyona göre ücret zammı var. Bu orta vadeli plan sanki bütün ekonomiyi çalışanların sırtından kurgulamak için yapılmış gibi bir şey taşıyor bu anlamda. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Burada ben ekonomist değilim. Tayyip Bey gibi ekonomistim demeyeceğim o eğitimini aldı. Ben öyle bir eğitimi ancak bir hukukçunun aldığı kadar aldım ama burada olan arkadaşlarımızın hiçbirini itiraz edeceğini zannetmiyorum bu eğitim almış olanların da. Enflasyon mücadelesi çalışanların ücretleri üzerinden sürekli yapılacak olursa başarısız olur. Arjantin'de 50 yıldır piyasa denetlemesi yapmaya çalışıyorlar ve çalışanların üzerinden enflasyon mücadelesi yapmaya çalışıyorlar ve başarısız oluyorlar.